Meslektaşlar, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz duygusal zeka iş hayatında mutlu ve başarılı olmak için neden IQ'dan daha önemli konulu seminerimize hoş geldiniz. Meslektaşımız ve aynı zamanda Sosyal Etkinlikler Komisyonu üyesi Sayın Aslan Altan'ın sunacağı seminer gerçekleşecek seminerimizde kendisinden konuya dair ayrıntılı bilgi vereceğim. Öncesinde sunumlarını yapmak üzere özür dilerim, semineri açılış konuşmasını yapmak üzere Başkanımız Hüseyin Halil'i sahneye davet ediyorum. Evet arkadaşlar. Komisyon başkanımızı alkışladığınız için teşekkür ediyoruz. Zaman zaman heyecan olur. Ben de hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sürekli mesleki konularda eğitim yapa yapa bir yere kadar, bir yerden sonra sıkılmışızdır. Ben aslında yüksek EQ ile bundan 15 yıl önce yüksek EQ ile ilgili eğitimlerle 15 yıl önce tanışmıştım. İki çocuk sahibiyim. Büyük oğlum okula giderken bu konuyla ilgili bir eğitim olmuştu okulunda. O ana kadar hepimiz IQ ile ilgileniyorduk. Aslında Aslan Hanım bu konuda bilgi verecektir ama IQ'nun EQ'dan sonra geldiğini orada fark ettik. Ama duygusal zekanın hayatta başarılı ve mutlu olmak için IQ'dan çok daha önemli olduğunu sonraki yıllarda da aslında oğlumun eğitim yaşamı ve eğitim yaşamının devamında gördüm. Aslında salondaki kalabalık da beni biraz mutlu etti. Meslektaşlarımın eğitimle ilgili farklı konulara ilgi göstermesi hakikaten mutlu etti ama şu grup var orada arkadaşlar, biraz öne doğru gelirseniz sanki bir öbekleşme var. EQ ile ilgili sorunları sanki kaçacakmış gibi, hani sınıfta olur ya böyle. Evet, ben arkadaşlar işte o 9 yıl önce 15 yıl önceki EQ ile ilgili eğitime gidince dediler ki kaçacaklar buralara oturuyor. Evet, ben de ondan önce böyle davranıyordum. Latife bir yana, hepimiz için faydalı bir eğitim olmasın diliyorum. Bu arada Aslıhan'ı da kutluyorum. Kendisini çok önceden tanıyorum. Meslekle ilgili yol alırken birdenbire kulvarını değiştirdi. Yeni kulvarında da kendisine başarılar diliyorum. Hepinize keyifli ve faydalı olması dileklerimle iyi seyirler, iyi seminerler diliyorum arkadaşlar. Enerji dolu konuşması için Başkanımız Hüseyin Halil'e teşekkür ediyorum. Ve sunumunu yapmak üzere meslektaşımız Sayın Aslan Altan'ı kürsüye davet ediyorum. İyi seyirler. Benim kendi mikrofonum açık mı bilmiyorum. Tamam herhalde. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinize değerli vaktinizi burada kullanmaktan yana bir seçim yaptığınız için Pardon. teşekkür ederim. Hala Duyuyorum mikrofon çalışmıyor. Evet. Çalışıyor ama mikrofon biraz daha yukarıya çıkıyor. Tamam mı? Yaka mikrofonla çalışalım. Tamam. Şu an daha iyi mi? Arkadaşlar. Şu an iyi mi? Evet, daha iyi. O zaman başa sarıyorum ben. Hiç konuşmadım farz edin. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz.
Hepinize değerli vaktinizi burada kullanmaktan yana bir seçim yaptığınız için tek tek teşekkür ederim. Umarım bu kapıdan çıkıp giderken vaktinizi burada kullanmış olmanın memnuniyetiyle birbirimizden ayrılmış oluruz. Ben kısaca kendimi tanıtmam gerekirse, ben Aslı. Aile danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda da klinik psikoloji yüksek lisans eğitimimi tamamlamaya çalışıyorum. Eğer ruhsal sahibi olmam beni meslektaş olarak görmenize sebep olacaksa bir de mali müşavirim. Aile danışmanlığı yaptığım için tabii ki de uzmanlık alanım ilişkiler. Aslında bu alanda hizmet veren her insanın ilk konusu kişinin kendiyle olan ilişkisidir. Ve bu akşamın konusu olan EQ'nun içinde de kişinin kendiyle olan ilişkisi çok büyük bir alan kaplıyor. Evet, yavaş yavaş burada toplanma amacımız olan EQ'ya böylece geçebiliriz. Nedir bu duygusal zeka? İnsanların hayatlarında başarılı ve mutlu olmak için neden bu kadar büyük bir öneme sahip? Duygusal zeka, kişinin kendi duygularını ve de diğerlerinin duygularını fark edebilmesi, anlayabilmesi, analiz edebilmesi ve tüm bunları yönetebilmesi ile ilgili bir kavram. Ve elde ettiği tüm bilgileri de hayatında adeta bir rehber niteliğinde kullanabilme yeteneği aslında. Yani şöyle, bugün günümüzün en önemli yetkinliklerinden bir tanesi haline geldi. Çünkü yapılan bilimsel araştırmalar, özellikle de iş hayatında neden insanlar daha başarılı ve neden daha mutlu, hangi insanlar daha başarılı, bunu araştırdıklarında bunun cevabının EQ olduğunu buldular. Bunların hepsi bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkan sonuçlar. Şimdi burada daha çok analitik zekasıyla hayatına devam eden insanların varlığını biliyorum. O yüzden de aranızda şöyle söyleyenler olabilir. Hadi canım, IQ'su düşük olanların avuntusudur o. Fakat işin aslı pek de sandığımız gibi değil. Yani duygusal zekanın önemi mutlulukta çok önemli. Şimdi eğer yine aramızda benim IQ'm çok yüksek, zamanında ben gittim IQ'mu ölçtürdüm ya da ölçtürmeye bile gerek duymuyorum. Zaten yaptığımız iş belli. Matematiğim falan da benim çok iyi. Ölçecek cihaz bile yok. Ruhsatım da var. Hem bu sınavları vesaireleri geçmek ne kadar zor. Sen biliyor musun diyenler varsa, şimdi böyle diyen herkesi tek tek önce tebrik ve takdir ediyorum. Hepimiz bugün IQ'muzun bize verdiği yetkiye dayanarak bugün tam da şu an kariyerlerimizdeki yerimizdeyiz. Memnun veya değil. Ama ben de diyorum ki ben bu eli biraz arttırıyorum. Ve de diyorum ki iş hayatında daha başarılı, daha mutlu olmak için şu ana kadar sizi getiren IQ'nuz kadar EQ'nuza da ihtiyaç var. Tabi bu arada eli artıran ben değilim, psikoloji bilimi. Bunun tam aksini savunan aramızda şöyle bir kitlede varsa, ya ben çok duygusal bir insanım, dizilerde falan oturur ağlarım, hayatımdaki bütün kararları da duygularımla veririm, o zaman benim duygusal zekam çok yüksek diyen biri varsa şimdiden böyle söylemenizi de önermiyorum. Çünkü tam olarak duygusal zekanın duygusal bir insanla olmakla da bir alakası yok açıkçası. 90'lı yıllarda sosyal psikolog Peter Salovey ve psikolog John Mayer tarafından ortaya atılan bu kavram, daha sonrasında Amerikalı psikolog Daniel Goleman tarafından neden EQ, IQ'dan daha önemli üzerine yaptığı araştırmalar tüm dünya çapında büyük bir popülerliğe kavuştu. Ve bu popülerlik her geçen gün biraz daha artmakta. Hızla ilerliyor bu yaklaşım. Peki Türkiye'de durum ne? Bizlerin duygusal zekası şu anda ne alemde? Bu akşam hep birlikte ona böyle bir göz atmaya çalışalım. Şimdi ben duygusal zekası yüksek insanların özelliklerinden bahsederken siz de durumu biraz daha net anlayabilirsiniz. Ve benim bahsettiğim özelliklerde siz hangisine sahipsiniz, hangisine sahip değilsiniz, kendinizi dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Ve burada bahsedeceğim her özellik aslında üzerinde titizlikle çalışılırsa
başlı başına bir çalışma konusudur. Fakat burada bulunma amacımız herkesin üzerinde bir çalışma yapmak değil, sadece farkındalık sağlamaktır. O zaman birinci özelliğimizden bahsedebiliriz. Duygusal zekası yüksek insanların en belirgin birinci özelliği kendilerini çok iyi tanıyor olmaları. Yani yüksek duygusal farkındalık, bireysel farkındalık. Şimdi akıllarda şöyle de bir soru olabilir. Yahu kendini tanımanın nesi zor? Hepimiz kendimizi çok iyi tanıyoruz değil mi? Fakat yüksek bireysel farkındalık hem bu özelliğin içinde hem de birazdan sayacağım bir sürü özelliğin içerisindeki yeri azımsanmayacak kadar büyük. IQ'su yüksek insanlar kendilerini tanıma yolunda gönüllü olarak yolculuk yapan kişilerdir. Yani biz bu yolculuğa çıktığımızda aslında bu yolda böyle çok da gördüklerimiz hoşumuza gitmeyecek. Kendimize doğru yürüdüğümüzde bazen bazı şeylerle karşılaşacağız ve bundan hoşlanmayacağız. Mesela bunlar neler? Bazı eksikliklerimiz, bazı zayıflıklarımız, bazı zaaflarımız. İşte sırf bu yüzden bu hayatta kendisiyle yüzleşmeye hazır olmayan, bu yola çıkmaya gönüllü olmayan bir sürü insan maalesef bu şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu arada şimdi ben bu konuyu seçtim. Ben burada çıktım, bunları anlatıyorum diye. Ben kendimi çok iyi tanıyorum. Yüksek bireysel farkındalık yoluna çıktım. O yolu da bitirdim, geri dönüyorum falan değil. Ben de hala kendini tanıma yolunda bir sürü zorlayıcı dönemlerden geçen, kısa bir dönem öncesinde bile zorlayıcı insanlarla karşı karşıya gelen, kendini tanımaya çalışan, duygusal zekanın hayatımdaki önemini anladıktan sonra bunu geliştirmeye çalışan bir bireyim. Açıkçası bu yol biraz dediğim gibi sancılı. O yüzden buna biraz hazır olmak lazım. Ben burada böyle çok sevdiğim bir sözle devam etmek istiyorum aslında. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir diyor ya Yunus Emre. İşte kendini bilmek mevzusu aslında bizim sahip olduğumuz mezuniyetlerimiz, eğitimlerimiz, iş yaşamındaki tecrübelerimiz. İşte ne bileyim aklınıza ne geliyorsa eviniz, arabanız bunlardan tamamen bağımsız olan bir şeydir. IQ'su yüksek insanlar kendini tanıt dendiğinde hayattaki bütün apoletlerini bir tarafa koyup kendisini tanımlayabilen insanlardır. Mesela neyi kastediyorum apolet derken? Mesleğiniz, uzmanlık alanınız, toplumsal rolleriniz. Siz şimdi bütün bu apoletleri bir kenara kaldırdığınızda kendinizi tanımlarken hangi kelimeleri kullanıyorsunuz? Şimdi burası biraz korkutucu açıkçası ve ilk sorulduğunda insanlar biraz duraksayabilir. Bu duraksama çok normal. Fakat bu duraksama epeyce uzun bir süre sürüyorsa, işte orası tam olarak kendinizi tanımakla ilgili çalışmanız gerektiğini gösteren bir sinyal olabilir. Peki biz neden kendimizi tanımıyoruz? Neden kendimize bu kadar yabancılaştık? Günümüz şartlarında, tırnak içerisinde, modern hayatın getirdiği şartlarda böyle sizin adınıza konuşayım. Son dakika gelen evraklar, çeşit çeşit mükellef tipindeki insanlar, yetişmesi gereken beyannameler, ödenmesi gereken maaşlar vesaire bunlar böyle uzar gider sabaha kadar. Bunlar varken kendinizi tanımak, bunu en ön sıraya koymak aslında çok da önemli yerlerde olmuyormuş gibi oluyor. Ve bizler buna çok da fazla fırsat ayıramıyoruz. Yalnız şurayı kaçırmamak lazım. Az önce bahsettiğim gibi IQ'muzun hepimiz için geçerli, bize verdiği yetkiye dayanarak dedim ya, bizler bir profesör bile olabiliriz. Ve bu çok güzel bir şey, takdir edilecek bir şey. Fakat burada kastedilen şey, IQ'su aynı olmasına rağmen, birbirine eşdeğer insanlar olsun, aynı mesleği yapıyor olmalarına rağmen, neden bir diğerinin daha fazla bu meslekte başarılı olduğu? Asıl araştırma konusu buradan çıkıyor zaten. Ve işte bunun cevabı IQ. IQ'yu destekleyen ilk özellik de kişinin kendini tanıyor olması.
Şimdi peki bizim kendimizi tanıyor olmamız niye bu kadar önemli? Niye ben buna bu kadar vakit ayıracağım? Kendini tanıyan insan güçlü yönlerinin, yeteneklerinin, bugüne kadar onu iyi hale getiren şeylerin, her şeyin farkındadır. Aynı zamanda zayıf yönlerinin, zaaflarının, nerede düştüğünün farkında olan insanlardır. Değerlerinin farkındadırlar ve burası çok önemli, birazdan geleceğim değer konusuna. Sınırlarının farkındadırlar, yine geleceğim, çok önemli. İsteklerinin farkındadırlar. Şimdi farkında olan bir insan bu hayattaki hedeflerini çok net belirleyebilir. Doğru hedefler yolunda gittiği için de açıkçası kısaca bu özelliği öyle bitireceğim. Boş hayaller peşinde koşmazlar. Ve kendi duyguları, düşünceleri, davranışları tutarlı olan insanlardır. Bunların altında yatan unsurları çok iyi analiz edebilirler ve kendi yollarında bir harita olarak kullanabilirler. İkinci özellik, bu insanlar yüksek duygusal farkındalığa sahip insanlardır. Yüksek duygusal farkındalık derken neyi kastediyorum? Duyguların bir ismini, yani ismi olduğundan bahsedeceğim. Birçok duygu ismi var. IQ'su yüksek insanlar çok geniş bir duygu repertuarına sahiplerdir. Şimdi repertuar deyince biz onu şarkılar için söyleniyor diyebiliyoruz genelde. Yok, duygular içinde var. Peki ben bu kadar çok duygu ismini biliyor olmanın bu hayatta ne gibi bir artısını göreceğim? Şimdi ben bunu biraz örneklerle anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle şunu bilmek şart. Duygusunu bilen insan duygusunun ismini koyar. Duygusunun ismini bilen insan duygusunu nasıl yöneteceğini bilir. Duygusunu nasıl yöneteceğini bilen kariyerini nasıl yöneteceğini bilir. Şimdi böyle küçük bir örnek vereyim ben buna. Diyelim ki duygusal zekası çok yüksek bir kişi, mali müşavir. X tane defteri olsun ve X tane defteri olan başka bir meslektaşı hakkında ne hissettiğini çok iyi bilir. Önce bu hissin adını koyar. Ben burada ne hissediyorum? Haksızlığa uğramak mı? İlham almak mı? Kıskançlık mı? İmrenmek mi? Nefret mi? Bu duygunun ismini bulduktan sonra bu duyguyla nasıl baş edeceğini bilir. Ama duygusunun ismini bilmeyen bulunduğu durumu nasıl baş edeceğini bilemez. Şimdi siz de takdir edersiniz ki haksızlığa uğradığını hisseden biriyle ilham aldığını hisseden biri arasında dağlar kadar fark vardır. Ve bunların ikisinin çözüm yöntemleri birbirinden çok farklıdır. Üçüncü özelliğimiz, şimdi bu özelliğe aslında böyle günler geceler yetmez anlatmaya. Hepimizin çokça sık kullandığı, gün içerisinde bile en az belki de bir kez sarf ettiğimiz empati. Çok kullandığımız gibi karıştırmayı da çok iyi biliyoruz. Empatiyi karıştırdığımız yerde yüksek doz uyguladığımızı zannettiğimizde diyoruz ki zararını görüyoruz. Fazla empati zarar verir. Evet, karıştırırsak çok zarar verir. O zaman empati ne? Önce ondan başlayalım. Empati bir insanın olmazsa olmaz özelliğidir. Yani insanın insanım diyebilmesi için empati özelliğinin olması lazım. İnsanı insan yapan en etkili özelliklerinden bir tanesi. Peki biz burada empatiden bahsederken asıl neyden bahsetmek istiyoruz? Empati karşımızdaki bir insanın duygularını anlayabilme sanatıdır. Ve biz karşımızdaki insana hak vermesek, onaylamasak, onunla aynı bakış açısına sahip olmasak bile onun duygusunu olduğu haliyle yargılamadan kabul edebilme yetisidir. Şimdi empati ile sempatiyi nerede karıştırıyoruz biz? Yine örneklerle gidelim. Diyelim ki çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var ve bir defteri başka bir meslektaşına gitmiş olsun. Arkadaşımız geldi, kızgın, sinirli, öfkeli, duygusu neyse, üzgün. Şimdi biz eğer bu kişiye empatiyle değil, sempatiyle yaklaşıyorsak şöyle yapıyoruz. Arkadaşımızı dinliyoruz, arkadaşımızı onaylıyoruz, arkadaşımıza hak veriyoruz. Onun yerine de üzülüyoruz, onunla birlikte öfkeleniyoruz. Hatta dozu biraz daha artırıp buna sebep olan kişiye oturup birlikte
çok iyi dileklerde bulunuyoruz. Şimdi bunun adı sempati. Empatiyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Sempati bir çeşit acıma duygusudur ve bir çeşit tesellidir. Aynı zamanda duygudaş olma halidir, fikirdaş olma halidir, bir nevi taraftarlıktır ve bir nevi yandaşlık içerir. Ancak empati ne dedik? Biz duyguları anlayabilme sanatıdır dedik. Yine aynı örnekten gidelim. Arkadaşımız bize geldi, işte duygusu neyse bunu belli etti. Sadece onu anladığımızı ona hissettirebilme becerisidir. Seni anlıyorum. Ve eğer biraz daha seviyorsak arkadaşımızı, ona yalnız olmadığını hissettirme becerisine tam olarak biz empati diyoruz. Yani biz arkadaşımızı onaylamak zorunda değiliz. Ona hak vermek zorunda da değiliz. Onun bakış açısından bakmak zorunda değiliz. O sebep olan diğer meslektaşa hele oturup beraber kızmak zorunda hiç değiliz. Şimdi ben olsaydım diye başlayan cümlelerin hepsini çöpe atın. En büyük yanlış anlaşılma burada. Ben olsaydım diye başlayan cümlelerin empatiyle uzaktan yakından alakası yok. Biz çok seviyoruz onun yerinde de olsaydım şöyle yapardım demeyi. Biz önce şunu bilmemiz lazım. Onun yerinde olsaydım ondan farklı davranamayacağımı bilmek empatinin ta kendisi. Şimdi tuttuğunuz bir takımın sempatizanı olabilirsiniz. Takımınız yendiğinde sevinebilir, takımınız yenildiğinde üzülebilirsiniz. Öyle karşı takımın sempatizanlarına da hiç de empatiyle yaklaşmazsınız ve bu çok normal bir durum. Normal olmayan şu, hayatımızdaki insanlar tuttuğumuz takımın taraftarları değiller. Rakip takımın taraftarları da değiller. Biz de hakem değiliz. İşte duygusal zekası yüksek insanlar nerede empati yapacağını, nerede sempati yapacağını çok iyi bilirler. Sempatizan oldukları konular ayrı, o bölge, o taraf ayrı bir taraf, empati yapılması gereken durumlar ayrı bir taraf. Fakat biz ne yapabiliriz? Empati yapmamızı gerektiren durumlarda, biz sadece yapan olarak da değil bu arada, bekleyen olarak da bunu yanlış bekliyoruz. Biz istiyoruz ki yakın arkadaşım dediğimiz kişi bize destek olsun. Biz istiyoruz ki bizi anlasın. Bizimle beraber otursun, ne söylüyorsak o da söylesin. Şimdi beklerken de bunu aynı seviyeye indirmek lazım. Hem anlayan hem bekleyen tarafında. Biz empati yapmamız gerektiğinde şu bilgiyi aklımızda tutabiliriz. Hiçbir zaman hayatımın hiçbir döneminde hakkımı aramak için karşımdakini haksız duruma düşürmek zorunda değilim. Bana bir yanlış yapıldığında sineye çekmek zorunda da değilim. Tüm bunları problem çözme yeteneğimle halledebilmeliyim ve empatiyi bu işin içine karıştırmamalıyım. Çünkü empati haklı haksız çıkma davasının çok ötesinde bir kavram. Duygusal zekası yüksek insanların da en büyük yetkinliklerinden bir tanesi. Dördüncü özelliğimiz kaliteli iletişim. Şimdi bu da yine empati gibi aslında çok derin bir konu. Duygusal zekası yüksek insanlar kaliteli iletişimde adeta bir üstattırlar. Kaliteli iletişim için önce karşı tarafımızdaki kişiyi doğru anlamak lazım. Doğru anlamak için de iyi bir dinleyici olmak lazım. Bu insanların etkin dinleme becerileri çok üst seviyededir. Yani karşılarındaki insanları dinlerken sadece onun söylediklerini dinlemezler. Söylediklerinin ardındakileri de dinlerler. En başta söz kesmezler. Bu aynı zamanda bir görgü kuralıdır da bu arada. Hepimizin bildiği ama kullanmakta zorlandığı. Söz kesmezler ve karşısındakini kırıcı, kaba, onu iten davranışlarda bulunmazlar. Peki bizler etkin dinleme becerisi derken neyi kastediyoruz? İlk bilmemiz gereken işitmek demek, dinlemek demek değildir. İşitmek başka bir şey, dinlemek başka bir şey. Biz insanları dinlerken etkin seviyede dinlemeyi 3 seviyeye ayırıyoruz. Ve her birimiz karşımızda biriyle sohbet ederken
Bu üç seviyeden birinde dinliyoruz karşımızdaki insanı. Şimdi ben yine bunu örneklerle anlatmaya çalışacağım. Siz hangi seviyede bir dinleyici olduğunuza kendiniz karar verin. Birinci seviyeden dinleme dediğimiz şey, fiziken oradayız ya da sanal olarak, fark etmez. Orada olduğumuzu zannediyoruz. Karşımızdaki insanın sözü bitse de ben ona bir cevap versem diyoruz. Aklımız vereceğimiz cevapta. Bakın bu sadece art niyetle yapılan bir davranış değil. Hatta birçoğu iyi niyet barındırır. Özellikle bir derdinden bahsediyorsa, bana şu şu iyi gelmişti gibi. Sözü bittikten sonra bir güzel sazı da elimize alırız. Birinci seviye dinlemeye bir örnek verelim. Diyelim ki bir mükellefiniz. Herhangi bir konuda, konuyu siz seçin. Adam dedi ki ya dün gece uyuyamadım. İşe de çok gergin geldim. Şimdi eğer siz birinci seviyede bir dinleyiciyseniz biz şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki sorma abi ya dün gece hangimiz uyuduk ki? Görüyorsun işte EYT açıklamaları, telefonlar susmadı, sabaha kadar neredeyse çalışıyoruz. İşte akşama kadar telefonlarımız susmuyor, arayan bitmiyor, mesaj bitmiyor. Ben de uyuyamadım. Ben de uykusuz geldim. En az senin kadar uykusuzum. Hatta ben bir dönem uykusuzluk problemini kronik olarak da yaşadım. X ilaç iyi geliyor. Şimdi ne oldu? Ne yaptık? Biz sözü biter bitmez aldık bir güzel sazı elimize. Başladık akıl okumaya, hatta biraz daha ileri gidip tavsiye vermeye. Birinci seviyeden dinleme bugün ne yazık ki birçok insanın aslında normal hayatında stabil olarak uyguladığı ve bunun üzücü tarafı farkında bile olmadığı bir dinleme seviyesi. Birinci seviyeden dinlemede ne andayızdır ne ondayızdır. Yani karşımızdaki kişide. İkinci seviyeden dinleme dediğimiz, benim en sevdiğim makbulü budur dediğim, karşımızdaki kişinin gündemiyle onu dinleriz. Yani karşımızdaki kişide ilgimizde, odağımızda. Karşımızdaki kişi de bunu hissediyor. Yine aynı örnek üzerinden gidelim. Mükellef desin ki ben hiç uyuyamadım, çok gerginim. Sadece şu kadar, öyle mi? Nasıl bir gerginlik? Bitti. Başlangıçta sadece kısa sorular. Çünkü soru sormak, odağım sendedir demektir. Soru sormak, merakla seni dinliyorum, buradayım demektir. Normal hayatımızda da ikinci seviyede bir dinleyici olarak stabil kalmak aslında büyük bir başarıdır. Tabii bizim bir de üçüncü seviyeden dediğimiz bir dinleme türü var ki, işte o tam olarak hem andayızdır hem ondayızdır dediğimiz yer. Üçüncü seviyeden dinlemede biz sadece karşımızdaki kişinin gündemini dinlemeyiz. Gündemin arkasındakileri de dinleriz. Söylenmeyenin ardındaki her şeyi duyabiliriz. Şimdi burada şöyle bir karışıklık oluyor. Söylenmeyenin ardındaki her şeyi görürüz dediğimizde burada bir magazin merakından bahsetmiyorum. Yani karşımızdaki kişinin aklını okumaktan da bahsetmiyorum. Müneccimlikten bahsetmiyorum. Karşımızdaki kişinin beden dilini okuyabilmekten bahsediyorum. O konuşurken sözlerinde nerede vurgu yaptığını duyabilmekten bahsediyorum. Karşımızdaki kişinin istek ve ihtiyaçlarını analiz edebiliyor muyuz? Karşımızdaki kişi istek ve ihtiyaçlarını bize bildirmesi için ona alan açabiliyor muyuz? Üçüncü seviyeden dinleme dediğimiz şey tam olarak aslında bu. Yine bir örnek vermek gerekirse, ya adamın oturuş şeklinden bile veya kadının işte ödemelerden bahsederken çok dik oturduğunu, tok bir ses tonuyla konuştuğunu duyuyorum. Buradan ne anlamalıyım? Bırakın o cevaplasın. Ona sorular sorun. O alanı ona açın. O isterse cevaplayacaktır zaten. İşte EYT ile ilgili bazı personellerin emekli olacak. Bundan bahsederken endişelendiğini hissediyorum. Doğru mu hissediyorum? Teyit almak, izin almak sohbetteki en önemli görgü kurallarından biridir. Ve sohbetin devam etmesi için gönüllü mü değil mi ona bakabilirsiniz. Ancak burada unutulmaması gereken şu, sohbet ne kadar kısa veya uzun sürerse sürsün, sohbetin sonunda gündeme geri dönmek. Burası çok önemli bir nokta. Sohbet bitti. İşte siz de bir mali müşavir olarak diyelim ki bu konular hakkında nasıl çalışmamı istersin? Bunu uykunu aldığım bir günlü konuşalım.
yoksa başka bir gün mü devam edelim, şimdi mi devam edelim gibi. Gündeme geri dönmek, sen sohbete başladığın andan itibaren ve bu sohbet bitene kadar ben seninleydim demek. Üçüncü seviyeden dinleme aslında bazı meslek dallarında zorunlu eğitim. İşte ne bunlar? Psikoterapistler, psikiyatristler, psikologlar, danışmanlar gibi. Bunlar zorunlu olarak bu eğitimleri alırlar ve bu eğitimlerden geçmek zorundadırlar hayatlarını idame ettirmek için. Peki ben mali müşavir olarak bu benim ne işime yarayacak? Ben şimdi hayatımdaki herkesi, bütün mükelleflerimi üçüncü seviyeden dinleyeceğim. Ya da hayatımda değer verdiğim insanları. Elbette hayır. Bu bir seçim. Ama ben mükelleflerimi kategorize edebilirim. En üst seviyede yer alanlarını şöyle bir ayırabilirim. Hayatımda değer verdiğim birkaç insanı da ayırabilirim. Ve bunları üçüncü seviyeden dinleyebilirim diyorsanız ne âlâ. Bunun artısını çok böyle gani gani şekilde alırsınız. Peki dinlemek neden bu kadar önemli? Abraham Maslow'un insanın ihtiyaçlar hiyerarşisinde dinlenilmek ve anlaşılmak en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi. Sevilmek gibi mesela. Şimdi biz su içiyoruz, yemek yiyoruz, uyku uyuyoruz. Bunlar bizim en temel ihtiyaçlarımız. Sadece bununla yeterli değil. Bunun yanında biz sevilme ihtiyacımız var, dinlenilme ihtiyacımız var, anlaşılma ihtiyacımız var. Peki ben mali müşavir olarak bunları karşılamak zorunda mıyım? Elbette değilsin. Şimdi şöyle devam edebiliriz aslında. Bazen sık sık yakın zamanda da şu gibi şikayetleriniz olduğunu duyuyorum. İşte benden 100 TL ucuz diye başka bir meslektaşa defterim gitti. Tamam, defterin gitti. Ben demiyorum ki sen çok iyi bir dinleyicisin diye mükellef sana gelecek mali müşavirlik yaptıracak. Böyle bir şey mümkün değil. Tabii ki de işinizi çok iyi yapıyor olmak aslında olmazsa olmaz. Ama bunun yanında zaten asıl araştırılan bu değil miydi? IQ'su iyi olan, aynı yeteneklere sahip olan, aynı hizmeti veren bir kişi neden diğer tarafı tercih ediyor? Tek etken sizce de para mı? 100 TL'nin. Şimdi insan dinlenildiğini ve anlaşıldığını hissettiği her yerde, istisnasız. Bu hizmet aldığı bir yerde olabilir, uğradığı bir bakkal da olabilir. Bunu hissettiği her anda hemen ardından hormonal olarak, bu bizimle ilgili bir şey değil, ardından ait olma duygusunu geliştirir. Yani bu değiştiremeyeceğimiz bir kural ve insanlar ait olduklarını hissettikleri yeri değil 100 TL'ye çok daha fazlası için bile değiştirmeyebilir. Şöyle buradaki tek etken demiyorum, konumuzun içerisindeki etkin dinleme kısmında sadece örnek vermeye çalışıyorum. Tabii ki de mükellefleriniz başka başka sebeplerden de bir yerlere gidebilirler. Ama bunu görüyor olmak, bunu hissetmek bile belki biraz bir farkındalık sağlayabilir size. Şimdi şöyle kaliteli iletişim, yani insanlar tabii ki de sizden teşhisi olan, işte ne bileyim bipolar bozukluğu olan bir kişiyi tedavi etmenizi istemiyor. Bu böyle bir kuyumcuya gidip bir kilo mandalina istemeye benzer aslında. Ama şöyle de bir gerçek var, Türkiye'nin gerçeği. Şimdi Türkiye'deki insanların hepsini bir araya toplayalım. Çok da haksızlık yapmak istemiyorum ama teşhisi konmamış bir sürü hasta var. Biz bunlara teşhis, bizim tabii yetkimiz yok ama bunlara teşhis konmaya kalkarsa belki de iyimser yaklaşacağım. %20'si teşhisli hasta. Teşhisi konulmayanlar diyelim, mesela neler? Zor insanlar. Şimdi egosu çok yüksek insanlar, benim çok var etrafımda, sizin yok mu bilmiyorum. Şu adamın egosu tavan yapmış. Adam veya kadın, adam özür dilemeyi bilmiyor. Şimdi bu insanlardan bir kısmı sizlerin mükellefi değil mi? Evet, mükellefin belki böyle bir ihtiyacı yok. Mükellef oraya tedavi olmaya gelmiyor. Mükellef oraya kaliteli iletişimin sırlarını öğrenmeye gelmiyor. Sizden böyle bir hizmet beklemiyor. Ama sizin böyle bir şeye ihtiyacınız var. Yani bir mali müşavirin alet çantasında mutlaka uzmanlığının yanında zor insanlarla nasıl baş edebilirim diye bir sürü aleti olması gerekiyor. Ben mali müşavirlik yaptığım dönemde, tabii kendi ilgi alanından kaynaklanan bir şey,
oturduğum masanın sehpasının üzerinde bu tarz kitaplar hep olurdu. İşte psikoloji, iletişim, mizah çok severim. Bana başka bir meslektaşım geldiğinde şöyle bir yorumda bulunmuştu. Dedi ki Aslı, bunların burada ne işi var? Şimdi dedim, mükellef buraya gelince senden bunları istemeyecek ki. Adam sana bunları sormayacak. Adam sana vergisini soracak, algısını soracak. Genelde de tatsız muhabbetler yapacaksınız. Meslektaşım çok haklı. Mükellef geldiğinde bizlere, yani sizlere bunları sormayacak. Ama sizler onlarla nasıl iletişimde bulunmanız gerektiğini bilmek için bunlara ihtiyacınız var diye düşünüyorum. Beşinci özelliğimiz sorumluluk. EQ'su yüksek insanların sorumluluk bilinçleri çok yüksektir. Yani öyle olumsuz bir şey yaşadıklarında hayatlarında, o olumsuzluğu böyle hayata, şansa, bahta, kadere, diğerlerinin üzerine yüklemezler. Yani suçu başkasının üzerine atmazlar. Ortadaki olay her neyse iyi bir gözlemci olup, oradaki benim sorumluluğum ne? İçsel kaynaklarımla bunu değiştirebiliyor muyum? Yani bu olaydaki benim sorumluluğumda, benim alanımdaki yer neresi? Eğer bu bir dışsal kaynaksa hemen şu soruyu sorar zaten. Ben bu dış gücü, artık kimse o, yani ekonomi vesaire aklınıza ne geliyorsa, ben şu an bu durumu değiştirebiliyor muyum? İlk sorduğu soru budur. Eğer ben bunu değiştiremiyorsam, ki cevapları hayırdır, tam ben niye şikayet ediyorum? Niye mızmızlanıyorum? Niye vaktimi buna ayırıyorum? Bu adamlar vakitlerini öyle kolay kolay her şeye harcamazlar. Ve genel olarak onlardan şu tarz cümleler duymazsınız. Hep ortağım yüzünden ya. Mahvetti benim hayatımı. Abicim bizde şansı yok ki. İşte ne bileyim, o var ya. İşte aslında ben de şunun gibi olurdum da onun çevresi çok. Bende çevre çok yok. Torpilim de yok zaten gibi şikayet eden cümleleri onlardan duymazsınız. Genelde olumsuzluk yaşadıklarında olaylara ve kişilere iyimser yaklaşırlar. Fakat bu iyimserlik toksik bir iyimserlik değildir. Gerçekçi bir iyimserliktir. Ortada bir sorun olduğunda bu sorunlarla yüzleşmekten de çekinmezler. Kendi hataları varsa özür dilemekten de çekinmezler. Yani özür dilemeyi bir güç kaybı olarak görmezler. Çünkü bakış açıları çok farklıdır. Sorumluluk olan bir konuda işler ters gittiğinde bu sorunu görmemezlikten gelmek, yok saymak, halının altına koymak gibi çözüm yöntemleri yoktur. Burada problem çözme yeteneklerini geliştirirler ve karşılarındaki insanla problemi konuşmayı ret etmezler. Hem iş hayatında hem özel hayatlarında. Altıncı özelliğimiz, biraz fazla özellikleri var bu adamların. Sıkıldıysanız ara verebiliriz, bilmiyorum. Devam edelim mi? Peki. Altıncı özellikleri hedef belirleme. Hedef belirleme konusunda çok iyiler. Çünkü hedef belirlerken, şimdi birinci özelliğe ben atıfta bulunacağım. Başta söylediğim gibi. Hedefimi belirlerken benim neye ihtiyacım var? Evet, tekniklere ihtiyacım var. Belki eğitimlere ihtiyacım var. Kurallara ihtiyacım var. Öncelikle hedef ne demek onu bilmeye ihtiyacım var. Fakat bunların hepsini bir sıralamaya koymak için de değerlerimi bilmeye ihtiyacım var. Yani ben değerlerimi belirlerken neye göre belirleyeceğim? Ben kimim? Onu biliyor muyum? Benim değerlerim neler? Bunu biliyor muyum? Ben toplumun değerleriyle mi yaşıyorum? Komşumun değerleriyle mi yaşıyorum? Mükellefimin bana verdiği değerle mi yaşıyorum? Yoksa benim kendi değerlerim var mı? Şimdi bizler bu değerleri belirlerken evet bazı teknikler uyguluyoruz. Bu değerlemelerin sıralamasını önce ortaya çıkartıyoruz. Ama kişinin değerini belirlemesi için dediğim gibi birinci özellik olan yüksek bireysel farkındalığa ihtiyaç var. Şimdi Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma var. Öğrencilerden hedefleri belirlenmeleri isteniyor. Tabii bir kısım öğrenciye hedeflerin nasıl belirleneceğiyle ilgili her şey öğretiliyor. Teknikler, kurallar, değerler vesaire. Ve bu öğrenciler hedeflerini buna göre belirliyorlar.
%3'lük kesim bu arada. Diğer %97 de yine hedeflerini belirliyor. Bu insanların da hedefleri var. Ama herhangi bir teknik, kural vesaire uygulamıyorlar. Ve bu boylamsal bir araştırma bu arada. Yıllar sonra aynı öğrencilerin hayatları incelendiğinde bu %3'lük kesim, yani kendinin önce ne olduğunu bilen, sonrasında değerlerinin ne olduğunu bilen ve teknikleri uygulayan %3'lük kesim hayatında motive anlamında, mutluluk anlamında ve denge anlamında, özellikle de para kazanma anlamında diğer %97'ye oranla çok daha iyi bir yerde. Şimdi peki benim değerlerimi ben nasıl bileceğim? Ben daha kendimin nasıl olduğunu bilmiyorsam değerlerimi nasıl bulacağım? Dediğim gibi çok teknik var, burada anlatmam mümkün değil. Ama kısaca yönlendirmem gerekirse şöyle yapabilir. Kişi önce bir kendine soracak. Bu hayatta beni en çok ne mutlu eder? Şimdi biz bu soruyu böyle toplulukta sorduğumuzda ya da birebir seanslarda bazen şöyle bir şeyi düşünüyoruz sıklıkla. Para diyor mesela kişi. Beni en çok ne mutlu eder? Para. Tamam. Senin en yüksek değerin para olabilir. Fakat biz burada şuraya bakıyoruz. İnsanların belli yaşamsal standartlarını sağlayabilmeleri için para olmazsa olmaz, evet, kabul. Belli bir yere kadar para mutluluk getiriyor mu? Evet, kabul. Peki, buradan sonrası, yani paranın miktarı artarken kişinin mutluluk oranı da artıyor mu? Biz burada böyle birkaç günlük mutluluktan bahsetmiyoruz. Stabil olarak hızlı oranda. Yani bu hızlandıkça bu da hızlanıyor mu? Şimdi araştırmalar bunun böyle olmadığını söylüyor. Yani belli bir yere kadar gerekli olan para mutluluk veriyor, evet. Ama sonrasını hiçbir araştırma garanti etmiyor. Zaten şöyle küçük bir yorum bile yapabiliriz aslında. Tam tersi olsaydı o zaman zenginlerin hiç depresyona girmemesi gerekirdi. Bu yoldan gidebiliriz. Tabii buna rağmen demek ki benim en çok neye ihtiyacım var mutlu olmak için, bu soruyu kendime sorabilmek için değerlerimle bir çalışacağım. Orada artık para mı çıkıyor, aile mi çıkıyor, sağlık mı çıkıyor, güç, başarı herkese göre değişebilir. Bunun üzerinden hedeflerimi belirlemeye devam edeceğim. Bu arada tabii en değerli, yani en üst sıradaki değeriniz para çıkabilir. Kimsenin buna bir itirazı yok. Yani bizlerin, insanların değerlerini yargılamak gibi bir derdi yok. Biz şuna bakıyoruz. Bu insanın değeri her neyse, hedefiyle uyumlu mu? İkisi aynı uyumda hayata adapte olabiliyor mu? Buna bakıyoruz çünkü mutluluğun formülü çok öznel. Bana göre A, ona göre B, diğerine göre C. Biz bu formülü bulabilmek için yine değerlerimizi bilmeye ihtiyacımız var. Peki ikinci adım olarak neye ihtiyacım var? Değerlerimi belirledim. Kendi üzerimde de bayağı çalıştım. Şimdi ne yapacağım? Önce bir dönüp bir hayatıma bakacağım. Benim değerlerimle hedeflerim nasıl gidiyor? Biri önden biri arkadan mı gidiyor? Böyle bayağı ahenkli bir şekilde mi gidiyor? Bunlara bakacağım. Sonra neye ihtiyaç var? Sonrası teknik konular. İşte hedeflerin belirlenmesi için somutlaştırılmaya ihtiyacı var. Belirginleştirilmeye ihtiyacı var. Rakamsallaştırılmaya ihtiyacı var. Şimdi mesela duygusal zekası yüksek insanlar öncelikle şunu çok iyi bilirler. İsteklerle hedefleri birbirinden ayırırlar. İstekler ölçülebilir şeyler değildir. Biz bunların birçoğunu bazen hedef zannediyoruz. Hedefler ise olmazsa olmaz ölçülebilir olmalıdır. Yani ben çok mutlu bir hayat istiyorum. Çok güzel. Ama istek istiyorum. Hedef mi? Hayır. Çok eksik. Ben aileme biraz daha zaman ayırarak mutlu bir insan olmak istiyorum. Biraz belirginleşiyor sanki. Ama hedef mi? Hayır. Yine çok eksik. Bunu somutlaştırmam lazım. Bunu hayatımın hangi yerine koyacağım? Hangi zamanı onlara ayıracağım? İşte o zaman hedef olmaya başlıyor. Başka bir örnek vereyim. Sigarayı bırakmak istiyorum. Kendi üzerimden vereyim. İstiyorum. Ne zaman? Bir ara. Ne ara? O ara hiçbir zaman gelmez. Şimdi benimki hedef değil. Benimki istek.
Diyelim ki ben şöyle bir şey söyledim. 6 ay içinde bırakmayı düşünüyorum. Yine biraz belirginleşti. Hedefe yaklaşıyorum. Hangi yöntemi kullanacağım? Bir sürü yöntem var. Azaltarak kullanma yöntemini kullanayım diyelim ki. Daha da belirginleşiyor. Ama azaltmak derken neyi kastediyorum? 3 paketten bir tane azaltmak da azaltmak. 3 paketten yarım pakete indirtmek de azaltmak. Yani bu bir hedef değil. Sonuca ulaşamıyorum. O zaman ne yapmam lazım? Dediğim gibi rakamları görmeye ihtiyacım var. İsteklerimle hedeflerimi birbirinden ayırmam lazım. İşte duygusal zekası yüksek insanlar buna çok büyük vakit ayırırlar. Sadece bir tane hedefleri için bile yazarlar, çizerler, destek alırlar. Bunun üzerine aylarca kafa yorabilirler. İşte o yüzden birinci özellikte söylediğimiz dedi ki hedeflerine giderken doğru bir orantıda giderler. O yüzden de boş hayaller peşinde koşmazlar. Yedinci özelliğimiz motivasyon. Bu insanlar kendilerini motive etmeyi çok iyi bilirler. Demotive olduklarında, olumsuz bir olay yaşadıklarında bir diğerinin gelip onu motive etmesini beklemezler. Yani biri gelsin de beni yataktan kaldırsın, ben tekrar şu işe motive olayım falan demezler. Böyle olaylarda adeta bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğarlar. Yani diyoruz ya küllerinden yeniden doğdu, çok örnekleri var bunun. İşte bu insanların duygusal zekasının yüksek olduğunu gösteren bir işarettir. Yine motive olmak için, neyle motive olduğumu bilmek için neye ihtiyacım var? Ben daha önceki hayatımda kaç defa düştüm? Kaç defa başarısız oldum? Kaç defa rezil oldum belki? İşte ne bileyim, belki de istediğim paraları kazanamadım. İşte ben orada o zaman hangi güçlü özelliğimle ayağa kalktım? Hangi güçlü yeteneklerim bana yardımcı oldu? Veya orada beni o olaya iten zaaflarım nelerdi? Engellerim nelerdi? İşte bunları çok iyi bildiği için motivasyon konusunda böyle çok rahat bir şekilde hallederler. Sekizinci ve son özelliğimiz ikna yeteneği. Çok iyi bir ikna edicidirler. Şimdi burada da diğer tüm özelliklere atıfta bulunacağım. Kaliteli iletişimi bildikleri için zaten karşısındakini ne dedik çok iyi dinliyor. Dinleyince ne oluyor? Çok iyi anlıyor. Empati yeteneği de yüksek dedik. Sadece anlamıyor ki. Duygularını da anlıyor. Onu yargılamadan da dinliyor. Duyguları da anladığı için ikna da zaten dolayısıyla bunların ardından otomatik olarak gelen bir eylem. Çok rahat ikna ederler. Eğer ikna etmedikleri bir insan veya olay varsa canları ikna etmek istemiyordur. Yani karşısındaki öyle çok da büyük bir anlam yüklemesin kendine. Şimdi etkili iletişim tekniklerinden böyle küçük bir teknik vereceğim ben. Yine çok teknik var ama en basit olanını en azından günlük hayatınızda uygulayabileceğiniz sandviç metodu bilmiyorum duyanlar var mı? Birini ikna etmek istediğimizde şu aslında gerçekten de sandviç gibi. İlk adımda biz karşımızdaki kişinin olumlu bir özelliğini ya da bir başarısını, herhangi bir şeyini takdir ediyoruz. Ya da olumlu bir şey söylüyoruz. Bu ilk adım. İkinci adım, hiç uzatmadan ama vesaire fakat kullanmadan, neyse mesajın dolandırmadan ve sen dili kullanmadan onu koyuyoruz. Yani adamı etiketlemeden ya da kadını. Üçüncü adım, ilk adımı tekrarlıyoruz. Biz buna sandviç metodu diyoruz etkili iletişimde. Şimdi tabii burada toplumsal olarak bir sorunumuz var. Ne dedik? Takdir edeceğiz dedik. Şimdi biz takdir etmeyi bilmiyoruz toplum olarak. Aslında çok da böyle suçlamamak lazım kendimizi. Özellikle benim dönemim 80'ler vesaire. Ondan öncesi daha da kötüdür eminim. Takdir edilerek büyüyen çocuklar değiliz. Daha çok eleştirilerek büyüyen çocuklarız. Eleştiriyi çok iyi biliyoruz. Çok güzel insan eleştiriyoruz. Eleştiri karşısında savunma mekanizmalarımız da çok güçlü. Ama takdir etmeyi bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için takdir edildiğimizde de bocalıyoruz biz. Yani böyle üzerimizde hani başkasının kıyafetiymiş gibi duruyor. Nasıl karşılayacağımızı da bilmiyoruz. Tabii sağ olsun psikoloji bilimi buna da el atmış. Diyor ki takdir etmenin seviyeleri var. Sen yeter ki öğrenmek iste.
Bizim birinci seviyeden takdir dediğimiz şey düşük seviye, zayıf gördüğümüz nesneye takdir. Ya ben diyorum ki gömleğin çok güzel. Bitti. Nesneyi takdir. Seninle hiçbir ilgisi yok. İstersen takdir de etmeyebilirsin. Yani bu takdirin içinde geçiyor ama aslında nesneyi takdir ediyorum. İkinci seviye takdir dediğimiz şey eyleme takdir. Kişinin eylemini takdir ediyoruz. Diyorum ki seçimlerin ne hoş, elbisen ne kadar yakışmış. Aldığı elbisenin seçimini, eylemini takdir ediyorum. Üçüncü seviye takdir dediğimiz çok güçlü kişiliğe takdir. Diyorum ki sen ne kadar zevkli birisin. Seçimlerin ne kadar güzel çünkü kıyafetin çok yakışmış. Kişiliği takdir ediyorum. Eylemi takdir ediyorum. Bağlantılı konu neyse nesneyi de takdir ediyorum. Herkesi böyle takdir etmek zorunda mıyım? Tabii ki hayır. Şimdi burada şuna da takılıyoruz biz. Diyorlar ki ya ben karşımdaki insanda bir tane olumlu özellik bulamıyorum. Benim öyle bir mükellefim var ya adam takdiri hak etmiyor ki. Olumlu özelliği de yok. Şimdi orada da hiçbirimizin yadsıyamayacağı, inansak da inanmasak da kabul etmemiz gereken bir gerçek var ki şu evrensel bilgiyi aklımızda tutabiliriz. Bu hayatta karşımızdaki her insan istisnasız bizden bir şeyi daha iyi yapıyor. Herkes için geçerli bu. O bir şeyi bulabiliriz. Olumsuzluğun takdiri yok mu? Çok kıl adam diyoruz mesela. Dönüştürebiliriz. Direkt olumsuzluk üzerinden gitmiyoruz. Dönüştürebiliyoruz. Şimdi şöyle geleceğim birazdan oraya. dedim ya takdir etmeyi bilmiyoruz diye. Burada şöyle bir hataya da düşüyoruz. Maalesef biraz ayrımcılık yapacağım. Pozitif ayrımcılık. Erkekler bu konuda çok kötü. Çok da geliştirmeleri lazım kendimi. Şimdi takdir edeyim derken hele hele karşısında bir kadın varsa ya ben onu öveyim derken her şeyi tuzla buz yapıyor. Biz takdirden kastederken şunu kastetmiyoruz. Karşımızdaki insanda olmayan bir özelliği söyleyin demiyoruz. Yani onda sahip olmadığı bir şey varsa sen bunu söyleyemezsin. Hocam erkek olarak hatalarımızı telafi etmiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sen eğer onda olmayan bir özelliği takdir edersen, hele bir de karşındaki kadınsa, onun ister IQ'su çok düşük olsun, ister EQ'su çok düşük olsun, bu onu çok güzel anlar. Ve bu senin eksi hanene yazar. Demek ki neymiş? Bir tane olumlu, en az bir tane olumlu bir şeye ihtiyacım var. İkincisi, samimiyete ihtiyacım var. Yani öylesine takdirler, öylesine övgüler yapmayacağız. Hele hele kadınlara hiç yapmayacağız. Hiç tutmuyor çünkü. Gelelim sandviç yöntemine. Ne dedik? İlk adımda takdir edeceğiz, olumlu bir şey söyleyeceğiz dedik ya. Sonra da istediğimiz mesajı vereceğiz. Ne mesela en büyük problemlerinizden bir tanesi tahsilat yapamıyorsunuz diyelim ki. İşte diyelim ki mükellefte toka satıyor olsun. Üçüncü seviyeden takdir edelim hadi. Herkese evet etmek zorunda değilsiniz ama ya çok zevkli bir kadınsın ya da adamsın. Buradaki bazı ürünleri bayağı otantik buluyorum. Buraya gelmeyi seviyorum. İlk adım. Bir tane bir şeyi takdir ettik. Bu arada gelirken cari hesabı da kontrol ettim. Epey zamandır da bir aksaklık görüyorum. Bu beni tedirgin ediyor. Tedirgin bir şekilde çalışmak istemiyorum. Yani ne yaptık? Sen ödemelerini yapmıyorsun. Sen şöyle bir adamsın, sen böyle bir kadınsın demedik. Etiketleme yok, yargılama yok. Senin bu davranışın karşısında ben böyle hissediyorum dedik. Bakın birini etiketlediğiniz zaman, ona eleştiriyle yaklaştığınız zaman, bu isterse çok sevdiğiniz bir insan olsun, insan mekanizması hemen savunma mekanizmasını geliştiriyor. Yani sen diye başlarsan cümleye, o kendini savunacak. Ama ben diye başlarsan savunamaz. Karşısında bütün savunma mekanizmaları durur. Sonrasında üçüncü adım ne dedik? Yine küçük bir şeyle veya yine büyük istediğine bağlı. Çay kahve için teşekkür ederim. Bana çok iyi geldi deyip konuyu kapatabilirsin. Yani olumlu ile başla, arada ver acıyı, sonra olumlu ile kapat konuyu. Biz ona sandviç metodu diyoruz. İlgi duyanlar, hayatında ihtiyaç duyanlar bunları
kullanabilir. Şimdi bütün bu söylediklerimden sonra, bütün özellikler bitti. Anlattıklarımdan sonra az çok bilmiyorum bir bilgi edinebildiniz mi? Şu an kendi duygusal zekanızın ne alemde olduğunu düşünüyorsunuz bilmiyorum. Çok iyi durumda olanlar var mı? Varsa tebrik ederim. Yoksa eğer... Evet. En iyi durumda. Tebrik ederim başkanım. Teşekkür ederim. Sandviçle ilgili şu doğrudan ısmarlıyoruz sandviçle. Evet. Eğer çok iyi durumda olduğunu düşün, yani çok iyi durumda değilim diye düşünenler varsa hiç sıkıntı yok. Bunlar başında da söylediğim gibi geliştirilebilir ve değiştirilebilir özelliklerdir. Şu ana kadar dinlediğiniz her şey, evet, yeter ki kişi gönüllü olsun, mutlu olmaya, başarılı olmaya, bu yola gönlünü koymuş olsun. Şu ana kadar bahsettiğim her şey tabii oturup benim kendi yazdığım şeyler değil, benim de ilham aldığım, imrendiğim, kendi hocalarım, yolunda devam ettiğim, işte eğitimini aldığım akademiler, okuduğum kitaplar, makaleler, bilimsel çalışmalar, yayınlar vesaire. Bunların hepsinden topladığım bilgiler. Ben tabii örneklendirme kısmında ve bazı yerlerde kendi yorumlarımı da kattım. Ama bunun üzerine ben psikoloji biliminin bana verdiği bir yetki varsa eğer, ben neler ekleyebilirim? Şunları eklemeyi çok isterim açıkçası. Sevgili duayen, buradan da rahmetle analım Doğan Cüceloğlu. Benim tabii en büyük takip ettiğim ekollerden bir tanesi. Şimdi asıl amacımız başarı ve mutluluk ya bizim. O diyor ki böyle sık sık, özellikle bir seminerinde, diyelim ki istediğin bütün başarıları elde ettin. Çok da mutlusun. Arayacağın kaç kişi var bu hayatta? Kimi ararsın? Ben de Doğan Cüceloğlu'nun bu sorusunu biraz daha arttırıyorum. Burada kendim arttırıyorum. Ve semineri bir soruyla kapatmak istiyorum açıkçası. Şimdi evet, çok mutlu olduk, çok başarılıyız. Şu soruyu kendimize sorabilir miyiz? Ben çok mutlu olduğum bir anda benim mutluluğumu en az benim kadar paylaşacağından şüphe duymadığım, o başta bahsettiğim apoletler var ya, o apoletlerin hiçbiri olmadığında da benimle olan, benim imza attığım bir başarıda benimle gurur duyan, ama başarısızlıklarımda da yanımda olan, bana daima inanan, benim kendime inanmadığım yerde beni kaldıran, benim bana inanmamı sağlayan insanlar var mı benim hayatımda? Bunu düşünmenizi çok isterim. Ben bu soru üzerine çok düşündüm. Çok özel bir soru olduğunu düşünüyorum. Ben de zenginlik kavramını buna göre ölçenlerdenim. Hayat bu konuda bana cesur davrandı, cömert davrandı. Ben böyle birkaç kişiye sahibim. Varlıkları da her zaman güç verdi. Şimdi hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. O birkaç kişi de burada, malum şair olmadığı halde beni dinledi. Onlara da sizin sayenizde teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet, buyurun. Evet, Aslan Hanım'a sunumlar için. Soru var. Özür dilerim, duymadım. Mikrofon verelim mi? Rica ederim. Bu semineri siz kamu kurumlarına veriyor musunuz? Ya şöyle, vermeyi isterim ama henüz... Siz anlatırken bu özellikleri hiçbir yok. Yani hiçbir yok. Bağlaştırmadım ben kamu kurumlarına. Yok, kamu kamu kurumlarını vermiyorum tabii ki. Ya benim ütopyalarımdan bir tanesi aslında bu tarz eğitimlerin dışarıdan değil de daha ilkokuldan başlaması. Hatta bana kalsa psikoloji bölümü, keşke, bakın teşhis kısmı, psikiyatri kısmından bahsetmiyorum. Keşke ilkokul birden itibaren tüm çocuklara verilse. Şu hedef belirleme dediğimiz yer var ya, değerler vesaire. İnsanlar üniversite sınavına girerken kendi değerlerini bilmiyor çocuklar. Toplumun değerlerine göre meslek seçiyor. Bugün beni bazılarının kutladığı, bazılarının yargıladığı,
neredeyse 40 yaşına gelmiş, nasıl bir radikal karar aldın dediği, neden 40 yaşımıza kadar bekliyoruz? Yani görgü kurallarını bilmek için dışarıdan bir eğitime ihtiyacımız olmasa keşke. Bu benim ütopyalarımdan bir tanesi. O yüzden kamu kurumlarına henüz giremedim. Çok da girebileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Şimdi bu sistem buna da çok izin vermiyor aslında. Çok da gelişmemizi isteyen bir sistem olduğunu düşünmüyorum nacizane. Umarım yanlış yerlere gitmez söyleyeceğim şeyler. Hatta keşke mali müşavirliğin de üniversitede bence nasıl hukukun farklı bir alanı varsa, mali müşavirliğinde öyle farklı bir alanı olsa. Şimdilik eğitimlerim de devam ettiği için sadece bireysel seanslar veriyorum. Böyle kamu kuruluşlarına vermiyorum. Sağ olun. Hocam bazen şöyle çıkmazlarda kalıyorum ben. Hı hı, buyurun. Ama tercihimde de neredeyse kaybediyorum. Şu buyurun. İnsanların ihtiyacımı karşıladın, isteklerimi karşıladın sorusunun cevabını normalde ihtiyaçları olarak tercih eden bir insan. Ama coğrafi olarak, ülke olarak toplum buna hazır olmadığı için isteklerini karşıladın. Mesela hayal edin, ben Gürsü Belediye Başkanıyım veya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Toplum hep senin evine gelmeni istiyor belediye başkanı. Aslında onun ihtiyacı kapının önündeki asfaltın tamir edilmesi. Çöp kutularının ve çöplerin düzenli atılması. İhtiyacı o ama isteği ya belediye başkanı ya bir gün benim evime gelmesi beni mutlu ediyor. İşte kahveci diyor ki belediye başkanı benim evime gelmesi beni mutlu ediyor. Aslında ihtiyaçlar o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini ayrı tutuyor. Ama toplumsal anlamda ihtiyaçtan ziyade siyasiler de veya mesleki siyaset yapan arkadaşlar da ben de içindeyim. Hep böyle istekleri karşılamanın peşinde bir koşturmaca var toplumda. Sanki orada bir yanlışlık var. Ben de o çıkmazların içindeyim. Hani hangisi doğru şu anki ortamda çözemiyorum. Yani. Şimdi öncelikle orada insanların, kamu tarafının değil, insanların nasıl hedeflerde ne dedik? İsteklerle hedefleri birbirinden ayırmak lazım diye. Önce insan bir ihtiyacının ve isteğinin farkına varacak. Ve maalesef biz toplum olarak, şu an çok genel bir şey söyleyeceğim. Çünkü her insanın isteğini karşılamaya kalkarsanız bunun altından kalkamazsınız. İnsanların istekleri biter mi? Bitmez. Bugün evime gelsin der. Yarın kızımı istemeye geldiğinde töz kessin der. Öbür gün düğünüme gelsin, nikah şahidi yapsın der. Şimdi bunun altında yatan en önemli sebeplerden birisi bizler Türk toplumunda değerlilik duygusunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ve genel olarak da değersizlik duygusuyla yetişen bireyleriz. Ve kendi değerimizi maalesef bir belediye başkanıyla, bir karşı cinsle, bir ünvanla, herhangi bir şeyle, maddeyle bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Bu insanların istekleri hiç bitmeyecek. Ama bu insanlara değerlilik tohumu ekilirse tabii ki toplum değişir. Ben şey bakanlardan değilim. İşte bu ülkede hiçbir şey değişmez, hiçbir şey olmaz. Karamsar bakmıyorum. Bir insan değişirse çok şey değişir. Bir insanın bilinci değişirse çok şey değişir. İşte önce insanlara değerlilik tohumunu atabiliyor muyuz? İnsanların değerini böyle hedef tahtasına koyuyor muyuz? Onları böyle değerinden vuruyor muyuz? Bunlara bakmak lazım. Dediğim gibi çok genel konular, tek tek yaklaşmak lazım. Ama tabii ki kimsenin ihtiyacını, öyle herkesin isteğini karşılayamazsınız. Ama kamu kurumuysanız tabii ki de insanların en alt düzeydeki özelliklerini, ihtiyaçlarını karşılamak zorunda bana göre bir devlet. Evet. Evet, ama bu hani üstün bir özellik değil. Bu zaten kamunun yapması gereken bir şey. Şimdi orada da oraya bakmak lazım. Sen zaten yapman gereken bir şeyi ben yapıyorum diye verirsen, işte orada senin de kendinle ilgili bir değerlilik sorunun var demektir. Yok, hayır, hani genel olarak söylüyorum. Böyle, teşekkür ederim hepinize dinlediğiniz için.